geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Güzel kız. Tatlım. Fıstık. Garson. Sen bir bakar mısın? Tabii buyurun. Birer tane daha ister misiniz? Yok, biz birer tane daha istemeyiz de ne isteriz canım biliyor musun? Biz şuradaki güzel kızın bizim masamızla ilgilenmesini istiyoruz. İstediğiniz başka bir şey var mı? Şu anda anlamaya çalışıyorum. Ben sizin masayla ilgilenmek için yeterince güzel değilim. Çok güzel. Çok bravo. Yalnız var ya, diğer kız bayağı iyi. Tam Maraş dilleri. Ekmeksiz götüreceksin. Tatlım, bakar mısın? Tabii. Çıkışta ne yapıyorsun? Onu çok merak ediyoruz, biliyor musun? Yok artık beyefendi, ne yapıyorsunuz? Bırakır mısınız? Ayıp oluyor gerçekten, lütfen. Beyler pardon ya, küçük bir hata olmuş.
Yalnız onlar bizim değil. Bunlar tam anlamıyla sizin için. Özel. Teşekkür ederim. Zahmet oldu ya. Ben zaten çalışmam orada. İşten atmak böyle bir şey değil. Yanlış anlamışsınız siz. Tam anlamıyla işten atıldım ya. Bir şey daha vardı ya. Doğum günü. Üfle, 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 üfle. Hadi yine. Deniz Aslan, davetliyim. Teşekkür ederim. Sağdan gel. Baksana. Bir saniye. Bir saniye. Sen ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim sana. 10 dakikanda bir daha böyle konuşsun duyarsam. Gerisini sen düşün bence. Canlıca. Ya neredeydin? Biliyorum, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim ama yetiştim değil mi? Yetiştin, yetiştin. Çok güzel olmuşsun. Zaten güzelsin. Burası da çok güzel. Ben kılık kıyafet olarak uygun muyum? Nesi varmış kılık kıyafetinin? Uygunsun tabii. Ya ne bileyim böyle herkes şıkır şıkır. İyisin, iyisin. Islık gibisin. Kapat gözlerini. Tamam. Mutlu yıllar. Ya Zuzu teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hadi gel, pasta yeriz. Dur. Olmaz. Ya niye? Neden olmaz? Çünkü çok açım. Biraz ben karnımı doyurayım, geleceğim buraya. Gerçekten geleceğim. Çok açım, yemem lazım. Ama olmaz ki öyle. Ama böyle olmaz. Sana ihtiyaçları var. Hadi hadi, parti kızsın sen. Hadi hadi. Hadi hadi, arkadaşlarım bekliyor. Hadi. Hiçbir endişeleri yok gibi görünüyorlar. Ne güzel. Kırk
Kredi kartınızın gecikmiş borcuna avukat ve dosya masrafları eklenerek yasal takip işlemleri başlatılacaktır. Acil ödeme yapınız. Üstesinden geleceksin Deniz. Şimdi güçlü olman için yemek yemen lazım. Pencereden dışarı bakarken çok acı bir şey fark ettim. Hayat bir film değil. Dolayısıyla ben de bir kahraman değilim. Gözlerini aç ve gerçeği gör Deniz. Evet. Hayat bir film değil. Ben de bir kahraman değilim. Ben spot ışıklarının altında olmayı hak etmeyen, gereksiz, varlığı ya da yokluğu belli olmayan bir figüranım sadece. Sayın Deniz Aslan, üzülerek iş başvurunuzu reddetmek durumundayız. Sayın Deniz Aslan, sizinle başka bir zaman çalışmaktan mutluluk duyarız. Sayın Deniz Aslan, sen kimsin ya? Yiğit Balcı. Yiğit. Merhaba Deniz. Uzun zaman oldu, farkındayım. Koskoca 15 yıl. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezken bir anda koptuk. Ben defalarca sana ulaşmaya çalıştım aslında. Bir tek adresin vardı elimde. Onlarca mektup yazdım ama hepsi teker teker geri döndü. Neyse. İstanbul'a geliyorum. Seni görmeyi çok isterim. Birbirimize anlatacak o kadar çok hikaye birikmiştir ki. Belki kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ne dersin? Eğer sen de müsaitsen... Pazartesi akşamı saat 9'da çocukken hep gittiğimiz parkta buluşalım, olur mu? Deniz. Çok güzel. Deniz, neredesin?
Senin yanına geliyordum şimdi. Müziğin bana geldi zaten Deniz'ciğim. Sağ ol. Ayrıca sen dün gece neredeydin bakayım? Bir anda ortadan kayboldun. Aradım, telefonunu açmadın. Hiç önemli değil ki. Dün akşam ne oldu hiç önemli değil. Ben kalktım, neşeliyim. Sabah sporumu yaptım. Her şey çok güzel. Sana çok güzel bir haberim var. Hazır mısın? Deniz, umarım George Clooney falan gelmiştir. Yoksa bu uyandırmayı sana çok pis ödeteceğim. Asla George Clooney değil. Ama başka biri geliyor. Kim? Ay kim merak ettim. Yiğit. Yiğit kim be? Yani sizin evde oturuyorlardı. Ondan sonra taşındılar apar topar. Amerika'ya gittiler. Ha, Dombili Yiğit mi? Hey, yağ tulumu. Evimde ne işin var? Baba. Hatırladım. Ne varmış bunda yani? Sıradan bir çocukluk arkadaşım. Sıradan çocukluk arkadaşı sensin bir kere. Ben Yiğit için çok özeldim, tamam mı? Yiğit de benim için çok özel. Pardon, ben neciyim burada acaba? Hı? Arkadaşı nasıl burada? Hiç. Anlayamazsın. Nasıl bir şey biliyor musun? Böyle aramızda özel bir bağ vardı bizim. Gerçekten. Bir kere beni ben olduğum için seven tek kişiydi. Ayrıca da gözlerime onun gibi bakan kimse olmadı. Ne? Ne? Çok içten dinliyorsun beni arkadaşım ya. O kadar içten dinliyorsun ki şu anda beni anlattıkça anlatasım geliyor gerçekten. Biraz benimle heyecanımı paylaşır mısın İrem ya? Biraz uyan artık. Akşam buluşuyoruz diyorum, bir şeyler yap. Bu nedir ya? Size hayırlı olsun. Ben şimdi müsaade edersem birazcık uyuyacağım. Çünkü biraz yorgunum hayatım, anlıyor musun? Uyuyamazsın İrem. İşe geç kaldım. Ne? Beni de iş görüşmesine bırakacaksın. Çabuk. Sen aceleyle soramadın da ben işten kovuldum. Ben acaba hangi rujumu aldım? Tamam. Bana bak. Siz kaçta buluşuyorsunuz? İşte iş görüşmesine gideceğim. Ondan sonra buluşuruz. Nasıl yani? İş görüşmesinden çıkıp bu kıyafetle mi buluşacaksın? Evet, ne var ki? Allah Allah, olmaz öyle şey. Giydiririm ben seni. Tekrar eve uğrarız. Bırakırım ayrıca ben seni, merak etme. Nereye? Ha, dur, ara öğünümü alacağım. Neden? Günaydın. Günaydın İrem. Hemen. Nasılsınız? İyi. Günaydın. Size de günaydın Kıvılcım teyze. Yine mi iş görüşmesi? Yine iş görüşmesine. İremciğim. Kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, ara öğünümüzü de aldığımıza göre artık gidebiliriz, güle güle. Yem oğlum, senin için. Yani belki masana koyarsın. Teşekkür ederim canım benim, sağ ol. Lan, ne yapıyorsun sen burada? Çabuk içerim, çabuk. Sen kaçma, sen kaçma. Bak geçen hafta da gelmedin Deniz'ciğim. Bugün saat 5'e yazıyorum randevunu. Yazma. Nasıl yani? Ne demek yazma? Kızım kuaförden kaçılır mı hiç? Ay dişçi miyim ben? Kaçılmaz. Yapılacak o saçlar. Nasıl çok güzel. Bak kime diyorum. Deniz'ciğim. Hadi görüşürüz. Ay bak hiç dinliyor mu? Dinlemiyor. Ne bahtsız kız şu ya. Ne elin az selinde kalıyor. Aynı benim gelin. Aynı. Bunlara parfüm mü sıkıyorlar acaba güzel koksun diye? Ne sıkıyorlar ya?
Hadi bakalım. İyi şanslar. Hadi bakalım. Yapabilir miyim? Yaparım ya. Yaparım. Yapacaksın. Yapacağım. Söyleyeyim mi, sen efsane düştün ha. Yani ben gördüm, bayağı havada asılı kaldın, sonra lap diye yapıştın yani. Bayağı iyi düştün. Ne? Ne var? Ne? Bu mu? Dişim. Bakayım, bir şey mi oldu? Benim mi dişim? Bu değil mi dişin? Naneliymiş. Hı? Dişin. Kalk hadi, kalk, gel buraya, gel. Beş saniye kuralı diye bir şey var. Beş saniye içinde kalkarsan hiçbir şey olmamışsaydı. Hı? Beş saniye içinde kalkarsan bir şey olmuyor yani. Geç kaldım. Beyaz çorap, siyah rugan ayakkabı. Baya baya Michael Jackson ya. Yan tarafta. Çık. Çık diyorum sana. Çık buradan. Allah Allah. Geçebilir miyim? Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, kapı arızalı sanırım. Evet, sorun bende sanırım. Özür dilerim. Ben iş görüşmesine gelmiştim. Go Flamingo nerede? Go Flamingo, üçüncü katta. Tuna Bey, arkadaş iş görüşmesi için gelmişti. Evet abi, üçüncü katta işte Go Flamingo. Teşekkür ederim. Şey, kimlik lütfen. Pardon, bir saniye. Tamam, çok da şey yapma, geçsin. Buyurun, geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bazen
Yani buraya gerekiyor. Ben olmasam buranın çökeceğini düşünüyorum. Ya. Ben sonra anlatırım. Siz geçin, ben sonra anlatırım. Geçin hele, geçin, geçin. Geçin, geçin, geçin. Hayırdır? Hayırdır delikanlı? Deli kız? Mülakata gideceğim. Senin gideceğin mülakatın yeri değişti. Nerede? Mülakatı kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir? Cemal bilir. Cemal nerede? Güzel soru. Senin Cemal'i bulman lazım. Cemal'i kim bilir? Hayırdır? Merak mı ettin? İçerisine. Bak, Cemal nerede? C3'te. Ya. Orası kilitli. Anahtar yok mu? Cemal'i arıyorum ben. Tanıyor musunuz Cemal'i? Cemal B3'te olacaktı. B3'te değil, K3'te. 3 kat yukarı çıkacaksın. Bulması biraz zor. Birine sor orada. Şuradan dümdüz gidiyorsun. Kapıdan içeri girdiğinde Ahmet Usta'yı göreceksin. Ona sor, o daha iyi. Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ahmet Usta. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az... Usta! Ahmet Usta siz misiniz? Evet, benim. K3'ü arıyorum ben. Siz biliyormuşsunuz, öyle söylediler. Buradan dümdüz devam edin. Özür dilerim. Acelem var, özür dilerim. Of Cemal, biraz dikkatli olsana. Ya hadi topla şunları, acelemiz var zaten. Bir dakika. Cemal sen misin? Evet. Sen misin? Bir şey soracağım şimdi sana. Go filmin bu. Dergisinin mülakatının yapılacağı odayı arıyorum. Nerede? Mülakat? A1'de. A1 nerede? Giriş katında. Danışmanın yanında. Dergimizin adı Go Flamingo. Bildiğiniz gibi moda üzerine çalışıyoruz. Tam 14 ülkede satıştayız. Türkiye şubemiz için de bir stajyer arıyoruz. Yaptığınız başvurular sonucunda... Sen. Siz. Michael. Sen. Niçin gelmişsiniz? Mülakata. Ha, mülakat. Mülakat tam 17 dakika önce başladı. Ben aslında bir... Dışarı çıkabilirsiniz. Lütfen. Tuna. Lütfen. Hadi Deniz. Hadi. Toparlan. Başarabilirsin. Hadi. Yine mi sen? Sadece bir dakikanızı istiyorum.
Öncelikle binanız çok büyük, giderebilecek çok yer var. Sonralıkla asansörlerin hepsi bozuk. Birçok merdiven inip çıkmak zorunda kaldım, çok yoruldum. Adres sordum birçok insana. Sağ olsun Gazi Bey'le tanıştım ve bana doğru adres verdi. Ahmet Usta'nın yanına gittim, pencereden düşüyordu. Bunun gibi birçok şey yaşadım. Sonuç olarak buradayım. Ayrıca da mülakatın yapılacağı oda değişmiş ve bunu belli eden hiçbir uyarı yoktu. Haklı olarak soracaksınız bana, bu iki arkadaş buraya nasıl geldi? Hakikaten nasıl geldiniz siz buraya? Bakın, ben gerçekten bu işi yapabilirim. Yaptığımı göreceksiniz. Sadece bana bir şans verin. Pişman olmayacaksınız. Başlayalım mı? Elbette. İstanbul Akademi Üniversitesi'nde okudum. Çok güzel bir üniversite. İstanbul'un azıcık dışında. Temato yolunu biliyorsunuz. Gebze Organize Sanayi var. O boşlukta koskocaman bir arazi. Kuş sesleriyle birlikte güzelce okudum. Bir inşaat firmasında çalıştım. Bu işler hep rekabet. Rakiplere dayanamadı. Baktım. Çok 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 büyük, çok önemli dünyada fast food zincirinin parçası olarak ayın elemanı seçilecektim ki ayın 31'inde Türkiye'den çekildiler. Lütfen artık İngilizce mülakata geçebilir miyiz? Yes. I want to be a part of the fashion world. Excuse me. Yeah. Next the fashion, for the fashion, it's the fashion, that's the fashion. Yeah, I'm fashion killer. Bilmiyorum. Fashion is in Istanbul, salı pazarı, big pazarı. Yeah, man. Yeah, man. 1.19. I love fashion, but fashion is not money. I love not money. I love love. Yeah. Elliot. Staj bile olsa neden seni moda dünyasına alalım? Çalışkanım ve yorulmam. Aslında bu bir soru değildi. Gerçekten kendini buraya ait hissediyor musun?